Rahmet ayından, bereket ayından, sevgi ayından, kardeşlik ayından, muhabbet ayından, paylaşma ayından ve hoşgörü ayından herkese hayırlı akşamlar. Evet, bugün neredeyiz? Hem İstanbul'un hem ülkemizin hem de dünyanın en tarihi ilçelerinden biri, Boğaz'ın inci ilçelerinden biri, tarih kokan, buram buram Osmanlı kokan bir ilçemizdeyiz. Ve Valide Sultan gemisindeyiz. Üsküdarlılar ve Üsküdar'da bu akşam misafir olanlar rahmet sofrasında bir arada buluşacaklar. Ev sahibi tabii ki Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'nin çok değerli belediye başkanı Sayın Hilmi Türkmen. Efendim öncelikle hayırlı iftarlar diyelim. Yaklaşık bir 10-12 dakikalık bir süre kaldı. Üsküdar'da Ramazan nasıl gidiyor? İnsanların şöyle arka planda mutluluğuna baktığımızda gayet iyi gidiyor başkanım. Elhamdülillah. Hayırlı iftarlar. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Görüleceği üzere bizim Valide Sultan gemimizde bu sene halka açık iftar programları düzenlemeye başladık. Geminin alt katı, üst katı, yandaki park alanı komple burada yaklaşık 5000'e yakın hemşehrimizle bu akşam iftar yapacağız. Her akşam böyle. Ama şu bir gerçek ki gerçekten Üsküdar'ımız hem bir tarih şehri, aynı zamanda bir Ramazan şehri. Üsküdar'a Ramazan çok yakışıyor. İftar sofraları, Enderun usulü kılınan teravih namazları, sahur programlarıyla dolu dolu bir Ramazan programı tertip ediyoruz Üsküdar Belediyesi olarak. Hani diyoruz ya, nerede o eski Ramazanlar? Sizin aracılığınızla bizleri izleyen şu andaki tüm hemşehrilerimize, tüm izleyenlere diyorum ki o eski Ramazanları özleyenler bu özlemlerini daha fazla ertelemesinler. Bir an önce gelsinler Üsküdar'a, görecekler ki eski Ramazanları aratmayan çok güzel programlar var. Hele iftar sofralarındaki bu bereket, bu güzellik gerçekten çok güzel. Bakın şu anda bu masaları dolaştığınızda göreceksiniz ki sadece Üsküdar'da değil, herkes burada. İstanbul'un değişik ilçelerinden, Anadolu'dan, yurt dışından gelen misafirler var. Ben şimdi buraya gelmeden önce dışarıdaki kuyruktaki vatandaşlarımızla bir selamlaştım. Cezayir'den gelen var, Almanya'dan gelmiş, İngiltere'den, Hollanda'dan, efendim Kocaeli'den, Eskişehir'den. Herkes burada. Zaten Ramazan hoşgörü, sevgi, hürmet, muhabbet ayı, bereket ayı, rahmet ayı. İşte bu bereketten, bu rahmetten istifade etme adına insanlar adeta yarışıyorlar. Üsküdar'da buluşuyorlar. Bu güzel Ramazan iklimi, iftar sofrasında bizleri buluşturan Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Gerek bu Ramazan Valide Sultan gemimiz olmak üzere bizim değişik mahallelerde sosyal tesislerimiz var. Şu anda orada da iftar sofraları açtık, bu hemşehri dernekleri, diğer sivil toplumlar, efendim Üsküdar'da görev yapan kamu görevlileri, 6-7 ayrı mahallemizde iftar sofraları, yemek dağıtım noktalarımız var. Evlerinde yemekleri yapacak durumları olmayan ihtiyaç sahiplerine. Her gün yaklaşık 20-25 bine yakın, bazen 30 bini de buluyor. Yani hafta sonları 30 bin yemek yapıyoruz. Hemşehrilerimize böyle iftar sofraları açmak bizim için de ayrı bir mutluluk. O kadar mutluyuz ki yani insanların buradaki heyecanları, şu mutluluğu, şu iftar sofrasında birlikte şimdi orucumuzu açmanın heyecanı bu tarifsiz. Bunu tarif etmek mümkün değil. Dediniz ya yayını açarken işte Üsküdar'daki iftar sofrasında Valide Sultan'dayız. Bunu anlatmakla anlatamayız. Bu anlatılmaz, yaşanır. Dolayısıyla bekliyoruz hemşehrilerimizi. Buradaki özellik başkanım, mahallelerde, sokaklarda iftar verirken genelde komşular aynı sofrada buluşuyor. Evet. Ama burada farklı bir muhabbet ortamı da oluşuyor. Yani nerelisin diye soran olur, nereden geldin diye soran olur, memleket nere diyen olur. Dolayısıyla aslında bir Türkiye mozaiğini bir araya getiriyor. Kesinlikle. Şimdi burada yan yana oturanlar mutlaka bunlar ilk defa görüşüyordur. Yani birbirlerini tanımayan insanlar ve belki de daha da görüşemeyecekler. Yani şu anda birlikte iftar sofrasında yemeklerini yiyecekler. Belki hayatta bir daha karşılaşamayacak insanların buluştuğu yer. Zaten iftar sofrasının en güzel yanı da budur. İnsanlar birlikte oturup ibadet bir orucu tamamlamanın mutluluğuyla gelmişler burada. Birlikte iftar oruç açıyorlar, tanışıyorlar. Efendim hal hatır soruyorlar. Budur yani, bu Ramazan'ın en güzel yanı, en güzel bereketi budur. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak böyle güzelliğe bir ev sahipliği yapmanın tarifsiz efendim lezzetini yaşıyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. Ben burada bu akşam olan gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Yani burada oturanlar, bir de dışarıda bekleyenler var şimdi. Bunu soracağım başkanım, bayağı da bir kuyruk var. Bayağı var. Dedim ya 5000 kişi. Ya 5000 kişiye sıcacık işte mercimek çorbası. Menümüzden de bahsedelim de şimdi tam iftar saati. O menü güzel ama bir aşeviniz var ki yani dillere destan. Kesinlikle öyle. Kısmet olursa orayı da 3-5 yıl önce çekmiştik ama tekrar yine yarın bekleriz, gideceğiz. Yine bekleriz. Yani ondan bizim da bahsedilip oradan bağlayalım istiyorsanız başkanım. Bağlayalım. Bizim bu özellikle toplu iftar sofraları, yemek sofraları, yemek yapma konusunda
Hakikaten arkadaşlarımız oldukça mahir. Dedim ya 30 bin kişilik yemek hazırlamak öyle çok da kolay değil. Sonra mesela pilav yapıyoruz. Pilavın lapa olmaması lazım. Çok yani kıvamında yapmak lazım. Bizim Üsküdar pilavları çok meşhurdur. Etli, kavurmalı pilav. Bir de biz birkaç yıldır bu pilava Trabzon tereyağı katıyoruz. Trabzon'dan tereyağı geliyor. Şöyle mis gibi tereyağlı pilav, efendim çorbası, yanında ayranı, hurma var, tulumba tatlısı var. Çok güzel hijyenik paketlerde hazırladığımız kişiye özel ekmekler var. Yani güzel, Ramazan çok güzel. Hele Üsküdar'da çok daha güzel. İftar vaktinde de böyle yemeden içmeden bahsediyoruz ama olsun. Birkaç dakika sonra iftar ayrı bir heyecan başkanım. Peki avukat kimliğiniz var ama onun yanında dini konularda da aldığınız eğitimler var. Bu manada soracağım. Ramazan'da bir Müslüman nasıl olmalı, nasıl davranmalı ve Ramazan'da o bir ayda aldığı edebi, ahlakı, paylaşımı elbette ki yaşantısına ve 12 ayda yaymalı. Doğru mudur? Çok doğru. Aslında Ramazan ruhuna uygun güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şimdi Ramazan ayı tabii rahmet ayı. Peygamberimizin ifadesiyle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş ayı. Efendim yine hadisi şeriftir. Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur diye. Bunlar hadistir. Ve gerçekten inananlar için, Müslümanlar için Ramazan ayı muazzam bir fırsat ayı. Yani bu imkanı, bu güzel aya ulaşmanın ulaşma gibi büyük bir nimeti fırsata dönüştürmek lazım. Kur'an ayı, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir Gecesi indirilmeye başlanmış. Müslümanların dünya ve ahiret saadetinin kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Ramazan'da. Dolayısıyla Ramazan, Kur'an ayı, rahmet ayı, bereket ayı, hoşgörü ayı. Bu aylarda tabii ki insanların, özellikle Müslümanların daha sakin, daha merhametli, daha hoşgörülü, daha yardımsever, daha tahammül duygularının kabardığı bir ay, bir mevsim. Bu ayda elde edecekleri bu hasletlerin hani tazeliğini bundan sonraki yaşamlarında da insanların devam ettirmesi gerekir. Ben bütün Müslümanların özellikle hem inançlarından hem geleneklerinden kaynaklanan bu güzel hasletlerini ömür boyu devam ettirmelerini temenni ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu güzel ayda Kur'an okumalı, efendim imkanlar üstünde teravihler kaçırılmamalı. Hele Üsküdar'daysanız mutlaka Çamlıca Camii'nde teravih namazı kılmalısınız yani. Muazzam güzel bir atmosfer oluşuyor. Her camilerimiz öyle. Ama Çamlıca Camii dolup taşıyor maşallah. Her yerden gelenler var. Bizler de teravihlerimizi hem orada hem mahallelerimizde kılmaya çalışıyoruz. Mesela bu cuma günü bugün oradaydık. Maşallah. Ve herkes gelmiş. Yani böyle güzel bir atmosfer, böyle güzel bir heyecanı yaşıyoruz. Hele Ramazan ayında olunca çok daha anlamlı. Allah kabul etsin. Bu ay dolayısıyla yapmış olacağımız, yapacağımız bütün ibadetlerimizi Allah kabul etsin. Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, rahmetinden hepimiz milletçe, bütün İslam dünyası istifade edenlerden olalım inşallah. Duam şudur ki Ramazan'ı layıkıyla değerlendirmek, inşallah sağlık sıhhat içerisinde bayrama ulaşmak Allah hepimize nasip etsin diyorum. Bizleri izleyenlere de Üsküdar'dan saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum. Mutlaka bir akşam gelsinler bu güzel Vahide Sultan gemimizde bir iftar sofrasında buluşalım. Onları bekliyoruz. Başkanım son sorum, toparlıyoruz. Kapatacağız ama bütün başkanlarımıza soruyorum. Hilmi Türkmen ilk oruçla kaç yaşında tanıştı? O anki heyecan neydi? İlk orucu tabii zor bir soru. Şimdi hemen hatırlamaya çalışıyorum. Ben aslen Trabzonluyum. Oruç mevsimi 1978-80'lerde ilk oruca başladım. O zaman 8-9 yaşlarındaydım. Yayladaydı, bizim yaylamız var, Kadırga Yaylası. O günlerde başladık. Tabii uzun günler, tabii Temmuz aylarında çok uzun bir güne geldi bizim ilk oruç tuttuğumuz aylar. Hatırlıyorum, gerçekten çok acıkıyorduk, susuyorduk ama işte oruç tutmanın heyecanını da yaşıyorduk. Annem, babam bizi sahura kaldırırdı, böyle heyecanla sahura kalkardık. Güzeldi yani, çok güzel. Yaylada oruca başladığımı hatırlıyorum. Evet, sizi de yaklaşık 42-43 yıl geriye getirdik, evet, diyoruz. Aynen. Evet, ben başkanım çok teşekkür ediyorum. Hem sizlere teşekkür ediyorum, hem emeği geçen personel arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Hummalı sıcacık bir çalışma var. Güzel çorba, pilav, kavurma dedi, tatlı var, su var ve eşsiz manzara var. Değerli Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e çok teşekkür ediyoruz. Ve yayını yeniden merkeze bırakıyoruz.
Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme leke sumt ve bike amend ve aleyke tevekkel ve ala rızkıke eftar. Ya Rab, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla iftar açmaya hazırlanıyoruz. Mal kusur kabul eyle ya Rab. Amin. Ya Erhamer Rahimin, sevgili peygamberimizin hatırasının bulunduğu yerde Sevir eteklerinde bulunuyoruz. Burada nasıl sevgili peygamberimize sekinet indirdin, moral gücü yağdırdın, insanlık tarihinin en mühim olayını meydana getirdiysen, bizim gönüllerimize de sürur, hanelerimize huzur, devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Kahraman askerlerimizi ve emniyet güçlerimize melekler ordunla ve sekinetinle teyit eyle. Amin. Moral gücü yağdır. Amin. İslam coğrafyasında zulüm altında bulunan, kan ve gözyaşı döken kardeşlerimizi en kısa zamanda hürriyet ve huzurlarına kavuştur ya Rab. Ya Erhamer Rahimin, ya Mücibed Davat, ya Mutiyel Mesulat, seni umduğumuz gibi dost bulduk, Mevla bulduk, Mu'in bulduk. Sen de bizi sana layık kul eyle, Habibine layık ümmet eyle, Kur'an'a hadim millet eyle. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma, sevince çevirmediğin bir keder bırakma, ödetmeyeceğin bir borç bırakma, kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Ya Rab, kanımızdan, canımızdan yaratılan ümidimiz, istikbalimiz, evlatlarımızı zamanenin fitnesinden hıfzu emanında eyle. Amin. Efendimizin ahlakıyla mütehallik, sünnetiyle mütesennin eyle. Amin. Kur'an-ı Mübini yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Sıratta Amin. Yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Amin. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle ya Rab. Vafu anna, vagfir lena, verhamna, ente mevlana, fensurna alel kavmil kafirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.